Herkese merhaba kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Asiye. Bu kanalda sizden gelen hayat hikayelerine ve itiraflara yer veriyorum. Eğer sizin de böyle hayat hikayeleriniz ya da itiraflarınız varsa aşağıda bulunan e-mail adresim üzerinden isimli veya isimsiz yine aşağıda bulunan instagram hesabım üzerinden sesli itiraflarınızı bana yollayabilirsiniz. Birkaç videodur videonun e, arka planında ses geldiğinden bahsetmişsiniz. Evimizin yanında bir değil iki tane inşaat var. Bir de ikiye çıktı. E, muhtemelen. Herhalde onun sesleri geliyordur ee, yani kesebildiğimiz kadar aslında kısabildiğimiz kadar o sesi engellemeye çalışıyoruz ama ancak bu kadarı engellenebiliyor o yüzden bu videoda da yine ses duyarsanız şimdiden özür diliyorum ve bugünün videosuna hemen geçiyorum. Merhaba ben Elif bugün size hayatımın en büyük sırrını en derin acısını ve en karanlık gerçeğini anlatacağım bu hikaye yazarken ellerim titriyor gözlerimden yaşlar akıyor kalbim paramparça oluyor ama anlatmam gerek içimde tutamıyorum. 29 yaşındayım ya da öyle olduğumu sanıyordum. Artık hiçbir şeyden emin değilim. Tüm hayatım bir yalan üzerine kurulmuş ve şimdi o yalanlarla baş etmeye çalışıyorum. Hikayem aslında ben doğmadan önce başlıyor. Ailem kan davası yüzünden parçalanmış bir aileymiş. Anne tarafım ve baba tarafım birbirleriyle hiç görüşmüyormuş. Ben bunu çok yakın bir zamana kadar bilmiyordum. Şimdi düşününce aile albümlerinde neden hiç geniş bir aile fotoğrafı olmadığını anlıyorum neden hiç kuzenlerimden, amcalarımdan, dayılarımdan bahsedilmediğini. Ben iki yaşındayken ailem yani gerçek ailem bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Bunu da yeni öğrendim. O gün hava yağmurluymuş. Annem, babam, ben, teyzemi ziyarete gidiyormuşuz. Babam direksiyondaymış. Annem arka koltukta bana ninni söylüyormuş. Ve sonra bir kamyon kontrolden çıkmış. Ailem olay yerinde hayatını kaybetmiş. Ben ise mucize eseri sadece birkaç sıra saydıkla kurtulmuşum. Beni teyzem sahiplenmiş ama bana hiç teyzem olduğunu söylemedi. Ben hep anne bildim onu. Kocasına da babam yıllarca. Şimdi düşününce neden bana hiç hamilelik fotoğrafını göstermediklerini anlıyorum. Neden doğum hikayemi anlatırken hep aynı detayları tekrarladıklarını. Teyzem yani annem sandığım kadın bana hep şöyle derdi. Elif'im sen benim biricik kızımsın. Seni karnımda 9 ay taşıdım. Canımdan bir parçasın. Ona inanırdım. Neden inanmayayım ki? O benim annemdi. Öyle sanıyordum. Çocukluğum mutlu geçti diyebilirim. Annem ve babam yani teyzem ve eniştemi çok seviyordum. Bana hep sevgiyle şefkatle davrandılar. Küçük, şirin bir evde yaşıyorduk. Bahçemizde rengarenk çiçekler vardı. Annem çiçekleri çok severdi. Her sabah onlarla konuşur, onları sular, bakımlarını yapardı. Ben de ona yardım ederdim. Babam işe giderken beni hep öperdi. Prensesim akşama görüşürüz derdi. Akşam eve geldiğinde ise mutlaka bana küçük bir hediye getirirdi. Bazen bir çikolata, bazen küçük bir oyuncak ama en çok sevdiğim bana getirdiği kitaplardı. Okumayı çok seviyordum. Hayal dünyam çok genişti. Belki de gerçek hayatımın acısından kaçmak için bilinçaltım beni kitaplara yönlendiriyordu. Kim bilir. Okula başladığımda çok heyecanlıydım. İlk gün annem saçlarımı iki yandan örüp kırmızı kurdelelerle süslemişti. Üzerimde önlüğüm, elimde çantam, gururla okula gittim. Öğretmenim Ayşe Hanım çok tatlı bir kadındı. Beni sınıfta tanıttı. Yanıma da en yakın arkadaşım olacak Zeynep oturttu. Zeynep'le çok iyi anlaşıyorduk. Teneffüslerde hep beraber oynardık. Bazen ip atlardık, bazen saklambaç. Öğle aralarında annelerimizin hazırladıkları yemekleri paylaşırdık. Zeynep'in annesi çok güzel börek yapardı. Benim annemse Harika kurabiyeler Yıllar böyle geçti Ortaokula başladık sonra liseye Hep aynı okulda hep yan yanaydık Ergenlik dönemimiz geldi İlk aşklarımızı yaşadık İlk kırılmalarımızı birbirimize hep destek olduk Geceleri telefonda saatlerce konuşur Sırlarımızı paylaşırdık liseyi bitirdiğimizde ikimiz de üniversite sınavına girdik. Ben Ankara'da bir üniversiteyi kazandım. Zeynep ise İstanbul'da. Ayrılacağımız için çok üzülmüştük ama birbirimizi hiç unutmayacağımıza söz verdik. Üniversite yıllarım güzel geçti. İşletme okuyordum. Yeni arkadaşlar edindim. Yeni tecrübeler yaşadım. Ama ailem her zaman önceliğimdi. Her hafta sonu eve gider. Annemle babamla vakit geçirirdim. Ve sonra üniversitenin son yılında babam hastalandı. Kanser. Doktorlar elinden geleni yaptılar ama bir bir yıl içinde onu kaybettik. Dünyam başıma yıkılmıştı. Annem perişandı. Mezun olur olmaz hemen iş bulup eve döndüm. Anneme destek olmam gerekiyordu. Yıllar geçti. Annemle birbirimize destek olduk. Acımızı paylaştık. Ben bir şirkette çalışmaya başladım. Annem evde tek başınaydı ama komşularımız ona göz kulak oluyordu. Her akşam işten döndüğümde birlikte yemek yer, televizyon izler, sohbet ederdik. Ve sonra annem de hastalandı. Önce garip sandık ama hastaneye kaldırıldığına doktor doktorlar durumunun ciddi olduğunu söylediler. Zatürre olmuştu ve yaşı nedeniyle vücudu buna dayanamıyordu. Son nefesini verirken elini tuttum. Elif'im dedi titrek bir sesle. Seni çok seviyorum kızım. Sen benim her şeyimsin. Gözlerinde bir şey vardı. Pişmanlık mı? Söyleyip isteyip de söyleyemediği bir şey mi? Anlayamadım. Ve sonra gözleri kapandı. Dünyam bir kez daha başıma yıkıldı. Yapayalnız kalmıştık. Tevkesellim. Cenazeye gelen uzak akrabalarım ve arkadaşlarımdı. Zeynep iş yoğunluğu nedeniyle gelemedi ama sürekli telefonda konuşuyorduk. İşte o cenazede tanıştım onunla. Erhan Sarı saçları, mavi gözleriyle dikkatimi çekmişti. Üzgün görünüyordu ama gözlerinde bir sıcaklık vardı. Cenaze sonrası yanıma geldi, başsağlığı diledi. Annenizi tanırdım dedi. Uzaktan bir akrabayım, başınız sağ olsun. O gün uzun uzun konuştuk. Bana destek oldu, teselli etti, numarasını verdi. Ne zaman ihtiyacın olursa ara dedi. Günler geçti. Erhan'la sık sık görüşmeye başladık. Bana Almanya'da yaşadığı, iş için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Birlikte kahve içiyor, parklarda yürüyüşler yapıyorduk. Onunla konuşmak bana iyi geliyordu. Sanki yıllardır tanıyormuşum gibi hissediyordum. Erhan bana çocukluğundan bahsetti. O da anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş, amcası onu sahiplenmiş ve Almanya'ya götürmüş. Orada büyümüş, okulunu orada okumuş. Şimdi bir yazılım şirketinde çalışıyormuş. Ben de ona hayatımı anlattım. Annemden, babamdan, çocukluğumdan. Onu evime davet ettim. Aile albümlerimi gösterdim. Fotoğraflara bakarken gözleri doldu. "Annen çok güzel bir kadınmış." dedi. "Gözlerin tıpkı onunkiler gibi." Zaman aramızdaki bağ güçlendi birbirimizi daha çok tanıdıkça daha çok şey paylaştıkça birbirimize daha çok bağlandık ve biz sevgili olduk Artık yalnız olmayacaktım beni gerçekten seven anlayan biri vardı hayatımda Daha sonra Erhan Almanya'ya döndü sık sık telefonda görüşüyorduk Aramızdaki mesafeden dolayı tam olarak sevgili değildik zaten ama arkadaşlığımız bize iyi geliyordu ve sonra o korkunç gün geldi. Erhan bir gün Almanya'dan geldi. Buluşmak istedi. Buluşma yerine gittiğimde yüzü bembeyazdı. Gözleri kızarmıştı. Elif dedi titreyen bir sesle seninle konuşmamız lazım. Kalbim güm güm atmaya başladı. Bir şey olmuştu ama anlayamıyordum. Otur lütfen dedi Erhan. Oturdum. O da karşıma oturdu ve ellerimi tuttu. Elif sana bir şey anlatmam lazım ama lütfen sonuna kadar dinle. Bu, bu çok zor dedi ve anlatmaya başladı. Almanya'dayken amcası ona bazı gerçekleri açıklamış. Erhan aslında Türkiye'de doğmuş. Anne ve babası bir trafik kazasında ölmüş. Amcası onu sahiplenmiş ve Almanya'ya götürmüş. Ama bu sadece başlangıç Elif dedi. Gözlerinden yaşlar akarak benim benim bir kız kardeşim varmış. O da kazadan kurtulmuş. Onu da teyzemiz sahiplenmiş. İçinde bir şeyler kıpırdanmaya başladı. Nefes almakta zorlanıyorum. Evet diyebildim sadece. Elif o kız kardeşim o sensin dedi. Dünya durdu sandım. Kulaklarım oğuldamaya başladı. Başım dönüyordu. Bu olamazdı. Bu bir şaka olmalıydı. Hayır dedim. Hayır olamaz. Bu doğru olamaz. Benim ailem, annem, babam. Bizi kandırmışlar ikimizi de dedi. Çığlık atmaya başladım. Erhan beni tutmaya çalışıyordu. Sen benim kardeşimsin diyordu. Anlayamıyordum. Saatlerce ağladık, çığlıklar attık, isyan ettik. Neden bize bunu söylememişlerdi? Bir kardeşim vardı bunca yıldır ama haberim yoktu ve bu nasıl olabilirdi? Günler geçti. Şok içindeydik. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Araştırmaya başladık. Eski aile dostlarını, uzak akrabaları bulduk. Parça parça gerçeği öğrendik. Evet, gerçekten kardeş kardeştik. Anne babamız Ayşe ve Mehmet 25 yıl önce korkunç bir kazada hayatlarını kaybetmişlerdi. Anne babamız Ayşe ve Mehmet yıllar önce korkunç bir kazada hayatlarını kaybetmişlerdi. Ailemiz eskiden mutluymuş ta ki o lanet kan davası başlayana kadar. Babamın amcasının oğlu annemin dayısının oğlunu öldürmüş. Bu olay iki aileyi birbirine düşman etmiş. Babam ve annem bu düşmanlığa rağmen birbirlerini sevmişler. Kaçıp evlenmişler ama aileler bunu asla kabul etmemiş. Kaza haberini alınca iki aile de bizi sahiplenmek istemiş ama kavga etmişler. Sonunda anne tarafı beni baba tarafı Erhan'a almış ve bizi birbirimizden gerçek kimliğimizden uzak tutmak için ellerinden geleni yapmışlar. Bu gerçekleri öğrenmek bizi perişan etti. Kimliğimiz, benliğimiz, tüm hayatımız bir yalanmış ve en korkunç olanı biz iki kardeş neredeyse sevgili olacaktık. Sadece ağladık, konuştuk, sustuk, tekrar ağladık. Planlar yapmaya başladık. Nasıl yapacağımızı, nerede yapacağımızı. Günler, haftalar geçti. Yavaş yavaş toplanmaya çalışıyorduk. Erhan Almanya'ya geri döndü. Ben de işime devam ettim. Kardeşimi bulduğum için mutluydum her şeye rağmen. Birbirimize son kez sarıldığımızda seni seviyorum kardeşim dedi Erhan gözleri yaşlı ben de seni seviyorum abi dedim boğazım düğümlenerek aylarca görüşmedik sadece ara ara mesajlaştık ikimiz de terapiye başladık bu travmayı atlatmaya çalışıyorduk Zeynep harika bir arkadaştı ona her şeyi anlattım şok oldu elbette ama bana destek oldu onun yanında kaldım. Hayatımı yeniden kurmaya çalışıyordum. Böyle böyle zaman geçti. Sonra bir gün Erhan aradı. Sesi titriyordu. Elif dedi sana bir şey söylemem lazım. Ben evleniyorum. Bu harika haber Erhan dedim. Çok sevindim senin için. Düğüne gelir misin diye sordu çekingen bir sesle. Seni yanımda istiyorum. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Elbette gelirim abi dedim. Senin en mutlu gününde yanında olurum. Düğün günü geldi çattı. Almanya'ya gittim. Erhan'ı görünce kalbim hızla çarpmaya başladı. Kardeşim de o benim. Sarıldık birbirimize. İkimiz de ağlıyorduk. Hoş geldin kardeşim dedi. Erhan'ın eşi Maria çok tatlı bir kızdı. Bana çok iyi davrandı. Hikayemizi biliyordu ve beni ailenin bir parçası olarak kabul etmişti. Bu beni çok duygulandırdı. Düğün güzel geçti. Erhan ve Maria çok mutlu görünüyorlardı. Dans ederlerken onları izledim. Gözlerim doldu. Erhan gelip benimle dans etti. Teşekkür ederim geldiğin için dedi. Sen benim canımsın Elif. Kardeşimsin dedi. で O gece otel odamda uzun uzun düşündüm. Hayat ne kadar garip, ne kadar acımasızdı bazen. Ama belki de, belki de her şey olması gerektiği gibi oluyordu. Erhan mutluydu. Yeni bir hayata başlıyordu. Ben de kendi yolumu çizmeliydim. Türkiye'ye döndüğümde bir karar aldım. Uzun zamandır aklımda olan bir şey yapmaya karar verdim. Bir yetimhanede gönüllü olarak çalışmaya başladım. Belki de kendi çocukluğumun yaralarını bu şekilde saracaktım. Yetimhanede tanıştım onunla. Ahmet, yakışıklı bir adam adamdı. O da gönüllü olarak çalışıyordu. Yavaş yavaş yakınlaştık. Ona hikayemi anlattım. Şimdi bu satırları yazarken Ahmet yanımda uyuyor. Karnım burnumda. Bebeğimiz birkaç aya dünyaya gelecek. Erhan dün aradı. Maria hamileymiş. Çok sevindim. Hayat devam ediyor. Acılarımız, yaralarımız hala var. Ama artık geleceğe umutla bakabiliyoruz. Bu hikayeyi yazıyorum. Çünkü belki birileri okur da teselli bulur. Hayat bazen çok acımasız olabiliyor. Ama her karanlık gecenin bir sabahı var. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım kimse böyle bir acı yaşamaz. Ama eğer yaşarsa bilsin ki yalnız değil. Her zaman bir umut var. Her zaman yeni bir başlangıç mümkün. Biz iyi İyi kardeş olduğumuzu öğrendik. Ya öğrenmeseydik? İşte onu düşünmek bile istemiyorum.